Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı al bayrağımızla birliğimizin, kardeşliğimizin adeta temel felsefe metni olan İstiklal Marşımızla Cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet fikrini, Cumhuriyet ruhunu Allah izin verirse ebed müddet korumaya, kollamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyetimiz coğrafyamızda 10 yıllar boyunca devam eden kanlı savaşların neticesinde kuruldu. Sevr de bize bir harita dayatarak sizin ülkeniz burası olacak dediler. Hayır dedik. Biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Sınırlarımızı kendimiz belirleriz dedik. Milli mücadeleyle haritamızı şehitlerimizin kanıyla çizdik. Binlerce yıllık köklü devlet tecrübemizle, hür irademizle, toprağımız için savaşarak, kan dökerek, can vererek bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler ne yazık ki aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı bakiyesi olan bu coğrafyada tam bir asırdır kan, gözyaşı, savaş, çatışma dinmiyor. Osmanlı Devleti'nin mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti de bu kaostan ister istemez etkileniyor. Ancak hata şuradadır. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, ürkmüşler, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları son derece yanlış biçimde kapanmaya, kısıtlamaya, özgürlükleri daraltmaya ve maalesef iç düşmanlar üretmeye yol açmıştır. Bu milletin her bir ferdi, özellikle gençlerimiz, özellikle yavrularımız şunu çok iyi bilmeli. Her zerrelerine kadar idrak etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, bakınız altını çizerek söylüyorum, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır. Yeni bir başlangıçtır. Ancak bu aziz millet yüzyıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarihin akışına yön veren, tarih yazan, tarih yapan bir millettir. Şu yeryüzü üzerinde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet mensubu olduğumuz asil millettir. Bunun en son ve somut örneği 15 Temmuz şanlı direnişidir. Tarihte elde ettiği şanlı zaferleriyle yeryüzünde başı dik, iftiharla, gururla yürümeyi hak eden yegane millet bizim milletimizdir. Bu millet değil kendinin, bütün bu coğrafyanın, mazlum ve mağdurların, ezilenlerin, kimsesizlerin, hatta tüm insanlığın umudu bir millettir. Unutmayın, düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak kül
küllerimizden yeniden doğarız. Yıkılırsak yeniden dimdik ayağa kalkarız. Kolumuzu, kanadımızı kesseler daha gür, daha köklü, daha güçlü bir fidana dönüşürüz. Kimse bizi yanlış bellemesin. Hele hele bu milletin hiçbir ferdi korku, ümitsizlik, yeis, karamsarlık içinde olmasın. İşte onun için söylüyorum. Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin bir vasfı asla ve asla olamaz. Biz İstiklal Marşı bile korkma diye başlayan bir milletiz. Bu cumhuriyet korkuyla değil, cesaretle, ürkeklikle değil, özgüvenle, daralarak değil, büyüyerek, dışlayarak değil, kapsayarak, ayrıştırarak değil, kucaklayarak korunur, kollanır, büyütülür ve yüceltilir. Bizim cumhuriyetimizin mayası kardeşliktir. Onu ilelebet ayakta tutacak olan da hiç kuşkusuz, tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz şu içinde bulunduğumuz kardeşliğimizdir. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Cumhuriyetimiz 101 yılda çok önemli mesafeler kat etti. Savaştan çıkmış bir ülke, hamdolsun bugün satın alma paritesine göre dünyanın 11. ekonomisidir. Ülkemizin her köşesini imar ettik. Yurdumuzu okullarla, üniversitelerle, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle donattık. Bağımsızlığımızı korurken iddialarımızı, ideallerimizi sımsıkı muhafaza ettik. İşte bu hafta Hatay'daydık. O büyük deprem darbesini geçirmiş olan Hatay'da bir yeniden diriliş var. Yeniden bir bu depremi geçirmiş olan şehrimizde ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğiz. Bize durmak yok. Evelallah biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz.